Hlášení místního rozhlasu. Měsíc autorského čtení. Letos v létě k nám přijíždí turecká literatura. Pořadatelé srdečně zvou, vstupné zdarma. Těšíme se. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Já se jmenuji Kateřina Vitejčková a vítám vás na dnešním autorském čtení. Dovolte, abych zde přivítala pana Haydara Ergülena, básníka z Turecka. Tento večer bude mít stejný průběh jako minulé, pokud jste se již zapojili. Je to jiné pouze o to, že dnes se nejedná o prózu, ale o básně a těch básní budeme číst několik a proto bych poprosila našeho technika, aby po každé té básni ty slajdy stopnul a pan Ergül by promluvil vždycky k tomu tématu, abychom to udrželi v živé paměti. Takže já bych vám teď krátce představila autora, pak budeme číst tedy z jeho sbírky a potom rozproudíme diskusy. Tak, pan Haydar Ergülen se narodil v roce 56 v tureckém Eskişehiru. Žije s rodinou v Istanbulu. Vystudoval v Ankaře sociologii, ale nikdy vlastně tento obor nedělal. Od začátku své pracovní kariéry pracuje samozřejmě, píše básně, ale toho samozřejmě nemůže jenom toto uživit, takže píše i reklamní texty, takže reklamní textař především, to je jeho zdroj obživy. Ale básně píše velice dlouho a kvalitně, má již 16 básnických sbírek na svém kontě, krom toho i různé eseje a jednu dětskou knížku. Je členem tureckého pen klubu a v současnosti je tedy již několik let v důchodu, ale velice aktivně tedy se podílí na různých festivalech mezinárodních, organizuje v Izmiru a v Eskişehiru mezinárodní básnický a spisovatelský festival, učí na dvou univerzitách tureckou poezii a kreativní psaní, takže je velice činný. Ergül Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Vítáme tedy pana Ergül'a. Ben şimdi sizi kısaca tanıttım. Okumaya başlamadan önce eğer bir şey eklemek istiyorsanız buyurun. Teşekkür ederim. Burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Çünkü en sevdiğim bölgelerden, coğrafyalardan bir tanesi bu bölgelerdir. Yani Çek Cumhuriyeti'nin, Polonya'nın, Macaristan'ın olduğu bölgeleri. Çok severim. Bunlar hakkında okumaya çalışırım, edebiyatlarını, filmlerini izlemeye çalışırım eskiden beri. O yüzden de burada festivale katılmaktan dolayı mutluyum. Jsem velice rád, že jsem se mohl přijet, a zapojit se do tohoto festivalu, protože mám velice rád tady tu geografickou oblast. Mám rád Čechy, Maďarsko, Polsko. Čtu aktivně vaše autory jako evropské. A tím pádem cítím tedy velkou čest, že můžu dneska zde představit svoje dílo. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Zaman başlayın. Biz şimdi okuyacağız. Siz de açıklarsınız hangi şiir kitabınızdan vesaire. Evet. Tak prosim. Kuzguncuk Oteli. Evimi bir sokakla aldattım. Üstümde ay var. Bu gümüş semtinde bir sokağın üçüncü katıyım. Deniz bana bakıyor.
Ben artık yalnızca denize karşıyım. Üstüme gelme Ay Hanım. Kuzguncuk Oteli'nde iyilik katına çık. Senin konukların ağır. Ben bir anıyı ağırlamakla geçen hayatlardanım. Ruhumun bir otelde ilk kalışı bu. Aynı oda, aynı yatak, aynı aynada. Birbirimizi ilk görüşümüz. Başka veda yok. Üstümdeki yabancıyla uyumalıyım. Ruh semtinden kayık açma Ay Hanım. Sana hazır değilim, senden yanayım. Kim taşınsa çıkamıyorum içimdeki evden. Kuzguncuk Oteli'nde iyiliğin katı çok. Yıldızlar gibi çık çık bitmiyor Ay Hanım. Sen bu çocuğu bir yerden hatırlıyorsun. Ben bu çocuğu bir yerden unutmalıyım. Bu şiir, Kuzguncuk Oteli şiiri, İstanbul'un Boğaz köylerinden birisi olan Üsküdar tarafındaki Kuzguncuk'ta oturduğum sırada yazdım. Tuto báseň jsem napsal v době, kdy jsem bydlel ve čtvrti Kuzguncuk, která se nachází na Bosporu, na asijské straně. Je to jedna z těch bývalých vesnic, osad, které byly k Istanbulu připojeny později. Üç dinin, Hristiyanlığın, Museviliğin, Müslümanlığın buluştuğu, işte kiliselerin, sinagogların, camilerin olduğu, hala o kültürün sürdüğü yerlerden birisidir. Je to jedno z míst, kde se stále ještě nachází tři významné kultury pohromadě. Žijí tam nejen muslimové, ale i křesťané a židé, takže tam najdeme jak mešity, tak kostely i synagogy. Hala köy olarak geçer, Boğaz köyü, Boğaz, Bospor. Stále se o Kuzguncuk'u mluví jako o bosporské vesnici. İnsan bazen sevdiği yerlere bir şiir yazmak ister, şehirlere, semtlere. Člověk chce občas napsat nějakou báseň svému městu, místu, kde žije. Oranın belleğinde yer almak ister. Yani o şey, o bölgenin hafızasında yer almak ister. Chce nějakým způsobem zaujmout místo v paměti tohoto místa. Bu şiiri yazma sebebim budur. Čili to je důvod, proč jsem napsal tuto báseň Kuzguncuk. Teď budeme číst další tedy. İkinci şiir nar. Kış büyük geliyor. Nara gidelim. Soğudu günlerin yüzü, nara gidelim. Narı bir diyeceği olur da bize, açılır yazdan bin bir sıcak söz. Dilimiz kurudu buradan, nara gidelim. Narın bir evi var, pek kalabalık. Keşke biz de otursaydık orada. Ev büyük geliyor, şimdi her oda bir ayrılık. Çocuklar kapalı kutu, bahçeler dağınık. Bir salkım üzümü paylaşırken nasıl da bağ bahçe arkadaştık. Meğer yapraklarından soymaya başlamış bahçeye hırsız. Bağ çıplak kalmış. Narın bahçesine bir hoyrat girse, tenden önce dile yoksulluk düşer. Dil üşümeden daha, üzülmeden ten, açılıp saçılsın bize, nara gidelim. Ev ki nar gibi iç içe bahçe, kadın aşka bahçe deli sarmaşık, tutunup aşkına hemen nara gidelim. Narın elinden kopardık şu aşkı diyelim. Nar şiiri de özellikle Orta Doğu kültüründe, işte İslam kültüründe, Araplarda, Kürtlerde, Ermenilerde, Türklerde, Ezidilerde, Süryanilerde, bütün o bölge coğrafyasının halklarında, Musevilerde kutsal olan bir meyvedir. Tabii sadece İslam inancında değil ama Hristiyanlık için de kutsaldır. Tak název básně Nar, tedy granátové jablko, byla zvolena proto, že granátové jablko je vlastně velmi symbolickým a vlastně často užívaným symbolem ve všech kulturách, které se setkávají v Anatolii, jak u muslimů, tak u židů, tak i třeba u Arménů, jezídů, u Syřanů. Je to prostě velmi známý motiv. Tabii hem bir simgedir hem de bir imgedir. Yani hem bir simge hem de bir şiirsel bir imgedir. Je to určitý symbol, je to jeden z velmi výrazných symbolů. Tabii İslam'daki tasavvuf inancında, mistisizm yani sufi inancı daha doğrusu İslam değil, sufi inancında da narın karşılığı tam olarak insanın yaratılışına ilişkindir. Obzvláště tedy v islámské mystice granátové jablko
zastupuje nebo představuje stvoření člověka? Bizim hem kişisel oluş, bireysel oluşumuzu hem de toplumsal oluşumuzu temsil eder bence. Yani hem birin içindeki çokluktur, çokluğun içindeki birliktir. Podle mě představuje nejenom stvoření celého lidstva, ale i jaksi stvoření a utváření jednotlivce. Jedná se o četnost v jednotě a o jednotu v četnosti. Diyalektik kavramı nedir diye sorulsa mesela bana, ben onun karşılığı ne olabilir desem, nar tam karşılığı. Yani diyalektik benim için nar demektir. Ya da nar, diyalektik olanın karşılığıdır. Neyin karşılığı? Diyalektik. Neyin ama? Diyalektik. Diyalektik, evet. Diyalektiğin karşıtı nardır. Nardır. Yani benim için nardır mesela. Takže kdybyste se zeptali, co pro mě osobně granátové jablko představuje, tak je to pro mě představitel dialektiky. Tabii aynı zamanda biliyorsunuz bereketi, bolluğu temsil eder. Benim için tabii paylaşmayı, dayanışmayı da birlikte olmayı temsil eder. Zároveň představuje, a to nejenom pro mě, hojnost, bohatství a mnohost. Nar farsça bir kelime, aynı zamanda iki anlamı var. Nar dediğimiz zaman meyve, nar dediğimiz zaman da ateş anlamına gelir. Toto slovo pochází z perštiny, slovo nar. Když se řekne krátce nar, tak to znamená granátové jablko, když se řekne dlouze nar, tak to znamená žár. Yani aşkı temsil eder. Představuje vlastně lásku. Benim kızımın adı Nar. Jméno mé dcery je Nar. Evet. Bu şiirde de onu biraz söylediğim şey şudur. Yani ateşin tutkunun içinden çıkan bir meyve. Yani bir aşkın içinden çıkan bir meyve. Toto ovoce je v souvislosti s mojí dcerou a s jejím jménem pro mě vlastně láskou. Láskou k ní. Teşekkürler. Děkuji. Tanrı'ya mektup. Birazdan göğü dolduracak bulutları gördüm de Tanrım, senin gizli gizli şiir yazdığını anladım. 2. Seni düşündüğümde bazen üzülüyorum Tanrım. Kediler, kuşlar, bulutlar, ağaçlar, kırlar, balıklar, kızlar, oğlanlar, çocuklar. Yalnızca onların olsaydın da şu büyük insanlığın Tanrısı olmasaydın. 3. İç savaşta önce Tanrı öldürülür, sonra içimizdeki iyi insanlar. 4. Tanrım, ne çok ağacım var burada ve ne çok insan var şu dünyada bir dikili ağacım bile yok diyen. Bir ağaç daha yaratırsan insan ağacı olsun lütfen. 5. Bağışla beni Tanrım. Şu sırplanlara baktığımda bu insanları senin yarattığına inanmıyorum. 6. Bana gösterdiğin bulutları bir ressam da görmüş Tanrım ve senin ressam olduğunu düşünmüş. 7. Bu dünyada kalacak kadar bilge, hayatı göze alacak kadar göçebe, bir incinin peşinde ve derin kaybolacak kadar kendi içinde ve su ile ilgili küçük bir imada bile akıp gidecek kadar yoğun. İnsan ustası değilse nedir yitirdiği her şeye önceden veda edebilmenin? Fakat Tanrım galiba bize bizden de önce sen veda ettin. 8. Bir köy yanınca sessizliği ölür dünyanın. Fısıltısı ölür öpüşmenin bir orman yandığında. Yaktıklarında bir oteli, konukluğu ölür şiirin. Ölür çocukluğun kahkahası yakılınca bir şehir. Kim ki ateşe verir hayatı, Tanrı onların kalplerine soğukluk verir. 9. Tanrım, ya bu dünyayı yarattığını unut, ya beni bu dünyada fazla unutma. Bu şiir hakkında birkaç cümle etmek istiyorum. Tanrı'ya mektup hakkında. Bu şiiri 1993 senesinde yazdım. Chtěl bych říct k tomuto, k této své básni, která se jmenuje tedy Dopis Bohu, že vznikla v roce 1993. Ya bundan tam 25 sene önce. Je to přesně 25 let. O zaman Bosna'da bir savaş vardı biliyorsunuz. V té době zuřila v Bosně válka, jak jistě víte. V
Ve aynı zamanda Türkiye'de çok karanlık bir dönemdi. A zrovna tak v Turecku bylo období velmi velmi temné. Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, oteller yakılıyor, insanlar öldürülüyordu. Yani çok karanlık, karmaşık, ateşli, kötü yıllardı. Byli zabíjeni lidé, hořely vesnice, hořel hotel, to si pak povíme, špatné období. 2 Temmuz 1993 senesinde, yani o yıl, Türkiye'nin İç Anadolu kentlerinden birisi olan Sivas'ta 35 aydın yazar, şair, gazeteci, tiyatrocu, müzisyen, sanat insanı Pir Sultan Abdal adlı bir Alevi ozanın her sene düzenlenen şenliklerinde, şenliklerine festivale gitmişlerdi. 2. července v roce 93 byl ve středoanatolském městě Sivas uspořádán kulturní festival, do kterého se zapojilo mnoho alevických jiných intelektuálů a bohužel tedy jich tam 35 zemřelo. Başlarında da eskiden sanıyorum Çek Cumhuriyeti'ne de çok çevrilen, buralara çok gidip gelen bir komünist ve ateist olan Aziz Nesin vardı ve çok önemli bizim büyük yazarımızdır, mizah yazarımızdır. Bütün Balkanlar ve eski sosyalist blokta çok tanınan bir yazardır. Hı hı. V čele těchto intelektuálů tohoto kulturního kulturní akce, která byla tedy pořádána v hotelu, byl Aziz Nesin, který je určitě byl v Československu, je vydáván a byl velmi známý v době socialismu, protože sám byl komunista, respektive ateista. A jak si ten tedy vedl toto, tento kulturní program? O yıllarda Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabı Türkçe'de yasaklanmıştı. V té době byly ďábelské verše, ďábelské verše, které vydal Salman Rushdie, zakázány v Turecku. Ve Aziz Nesin de ben bunu bir günlük gazetede yayınlayacağım dedi. A Aziz Nesin se vyjádřil v jednom deníku, že tyto verše jednoho dne přeloží do turečtiny. Ve Sivas'ta da bunu söyledi. A řekl to i na tom shromáždění v Sivasu. Bunun üzerine oradaki yazarların, şairlerin kaldığı Madımak adlı oteli on binlerce kişi toplandı, gericiler. Z tohoto důvodu hotel Madımak, ve kterém tito intelektuálové, spisovatelé, básníci bydleli, oblehl dav desítek tisíc islamských fanatiků. Ve canlı yayında, yani televizyon kameraları önünde. A dokonce v přímém přenosu před televizními kamerami. Oteli ateşe verdiler. Ten hotel podpálili. Üstelik o zaman Türkiye'de bir liberal parti ile Sosyal Demokrat Parti birlikte koalisyon yapıyordu. Yani şimdiki İslamcı parti yoktu daha. V té době byla u vlády liberální strana v koalici s demokratickou stranou. Nebylo to vedeno islamistickou stranou? Biz televizyonda olayları gördük ama dedi ki yani kurtulur çünkü askerler, polisler, herkes orada, kurtarırlar. My jsme to sledovali v televizi a říkali jsme si, to přece musí dobře dopadnout, když jsou tam vojáci, policisté, všichni jsou na místě. İçlerinde çok yakın şair arkadaşlarım vardı. En yakın arkadaşlarım vardı. Birlikte şiire başladığımız. Otelde. V tom hotelu byl i můj velice, velice blízký přítel, se kterým jsme spolu psali básně. O akşam çalıştığım reklam ajansından yıllık izne çıkmıştım ve Kadıköy'de bir meyhanede arkadaşlarımızla içki içiyorduk. Zrovna shodou okolností jsem ten den nastoupil na svoji roční dovolenou a seděli jsme s kamarády v jedné hospodě v Kadıköy. Eve döndüm. Eve giderken taksi şoförü dedi ki: "Abi Sivas'ta 35 kişiyi yakmışlar." dedi. Když jsem nasedl do taxíku a jel jsem z té hospody domů, tak mi říká taxikář: "Podívej, brácho, tam v Sivasu zapálili hotel a zemřelo tam 35 lidí." Ben de Tanrı'ya mektup yazdım. Ben de Tanrı'ya mektup yazdım. A proto jsem napsal dopis Bohu. Herhalde yakanları bağışlamıyordur Tanrı diye düşünüyorum. Tanrı yakanları bağışlamaz herhalde. Že doufá, že Bůh nepřijme ty, kteří to udělali, kteří to podpálili.
Kayıp kardeş şiir var mı acaba burada? Kayıp kardeş. Co pokračuje teďko? Evet, kayıp kardeş. Kayıp kardeş. Tanrım, ev sahibim, izin ver bana. Biraz daha oturayım evinde. İçimde taşıdığım kardeşim yalnız. Onu doğurduktan sonra durmam burada. Kardeşim, sokağım, izin ver bana. Biraz daha taşıyayım seni içimde. Sen de hayata atılır atılmaz yapayalnız kalacağım dünyada. Ömrüm, küçük odam, izin ver bana. Biraz daha arayayım yolu şiirde. Ruh tesadüf eder de bulurum belki. Kaç kayıp kardeşim varsa bu yolda. Kayıp kardeş şiirimi de ölen ilk arkadaşım için yazdım. İlk ölen arkadaşım için yazdım. Başka? Tuto báseň Ztracený bratr jsem napsal pro přítele, pro prvního přítele, který mi zemřel v životě. Genelde küçük yaştan itibaren edebiyatla uğraşan insanlar, ben de öyleyim. Yani 9-10 yaşından itibaren okuyup yazmaya başladım. Mutlaka bir arkadaşlar olur kendileri gibi. Většinou lidé jako já, kteří píšou básně od raného dětství, já jsem třeba začal v 9-10 letech psát, tak lidé jako já mívají takového přítele, s kterým to sdílí. Çünkü insanın okuduğu kitaplar hakkında konuşacak birine ihtiyacı vardır. Tím, že člověk čte knihy, čte hodně knih, tak potřebuje ta témata samozřejmě s někým sdílet. Benim ortaokulda en yakın arkadaşım, birlikte kitap okuduğumuz, hayaller kurduğumuz, yazar olmak, şair olmak, hayalleri kurduğumuz arkadaşım tek gözü görmezdi. Bir gözü gördü. Bir gözü. Evet, gördü. Kamarád, se kterým jsem sdílel svoje dojmy z básně a literatury na druhém stupni základní školy, byl na jedno oko slepý. Ale benden daha hızlı okurdu. Ale četl mnohem rychleji než já. Öyle değil. Hafta sonları birer kitap alırdık ve onları değişirdik. Cumartesi, pazar günleri. Cumartesi ben okur, pazar ona verir, o da bana verirdi. O zaten benden önce bitirmiş olurdu kitabı. Kupovali jsme si vždycky každý týden jednu knihu a na víkend jsme si vyměnili. Jeden z nás ji četl v sobotu a musel ji stihnout přečíst, aby ten druhý stihl přečíst v neděli. Takže vím, že byl rychlejší. Oturduğumuz şehir Ostrava'dan biraz büyük, İç Anadolu'da Ankara yakın Eskişehir diye bir şehirdi. Bylo to ve městě Eskişehir, které je o něco málo větší než vaše Ostrava a nachází se ve střední Anatolii. Evet. Tren yol, yani trencilik şehir, tren şehridir. Çok trenlerin geçtiği demir yolları. Je to místo, skrz které proudí mnoho vlaků, vlakový úzel. Liseyi bitirdiğimiz yıl arkadaşım Şahin bir tren kazasında hayatını kaybetti. Çünkü tren rayından karşıya geçerken görmeyen gözünün olduğu taraftan tren gelip onu çarpmış. Bohužel tento můj dobrý přítel jednoho dne skončil svůj život na vlakových kolejích, protože jak na jedno oko neviděl, tak ho ten vlak vlastně vzal a byl konec. İnsan bazen çok çok üzüldüğünüz olaylar karşısında hiçbir şey yapamazsınız, ağlayamazsınız. Donup kalırsınız. Někdy, když se vám stane něco takového, tak nemůžete ani brečet. Prostě nemůžete si počnout vůbec nic. Ben 2 sene dondum. Já jsem byl na 2 roky úplně konsternován. Sonra üniversiteye başladığımda birden dedim ki benim arkadaşım yok. Öldü. Ve o zaman çözüldüm. Ve dökülmeye başladım ya, ağlamaya, yazmaya başladım. Siz kime mi dediniz? Yani arkadaşım oldu. Kendi kendinize mi? Yok, öldü çünkü tren kazasında ölen arkadaşım için. Kendi kendime dedim ki yani bir özledim onu ve yok yani. Artık yok. Pak když jsem byl na univerzitě, tak jsem si řekl, no jo, tak umřel mi prostě přítel, už tady prostě není. A tehdy se to ze mě spustilo. Dokázal jsem to vyplakat. Ve arkadaşım bana bir şiir kazandırdı, ölen arkadaşım. A tento můj zemřelý přítel, díky němu jsem napsal báseň. İlk şiirim onun ölümü dolayısıyla yazdım. Byla to vlastně první báseň, kterou jsem vůbec napsal a byla napsána z důvodu toho, že umřel.
çok ironik bir şey. Oysa beraber şiirler yazacağız, dergilerde yayınlayacağız, kitaplarımız çıkacak, yazar, şair olacağız. Ama ben tabii okur yazardım ama ne yazık ki onun ölümü beni şair yaptı. Spolu jsme snili o tom, jak spolu budeme básníky, spolu budeme psát, spolu budeme publikovat a nakonec paradoxně jsem se stal já skutečným publikujícím básníkem díky němu, díky té první básni, co jsem kvůli němu napsal. Kayıp kardeş, onunla ilgili yazdığım bir şiirdi, okuduğum şiir. Tohle byla tedy báseň, kterou jsem napsal pro něj. Sırlar gazeli. Bir günlük ağacı gibi aşkın doğusundanım. Çöl diye geçilen aşk doğudadır. Geçseydim geçilirdim, güler yanardım. Dünya denen dükkana neyim yoksa bıraktım. Emaneti alan yok, dil yarasıdır. Sussaydım sorulurdum, söyler yanardım. Şarabın esrarı hani, ben bir han kaldım. Köpürmek nafile, alem ruh viranıdır. Açılsaydım kapanırdım, kurur yanardım. Dört kapıda bulut olup aynaya kandım. Sır tutmayan ayna yüz karasıdır. Baksaydım kırılırdım, düşer yanardım. Beni umurundan düşen seni dünyaya saldım. Sohbetinden düşeli daldığım çok ummandır. İptida ağlardım gözden, şimdi içten yanarım. Bu şiir hakkı, Sırlar Gazeli hakkında da birkaç kelime edeyim. Ano, teď bych chtěla říct pár slov o této básni. Aynı zamanda gazel hakkında da konuşmuş olurum. A zrovna tak vlastně budu díky tomu mluvit o stylu gazel. Gazel bilenleriniz vardır içinde, içinizde bir eski Arap şiir tarzıdır ve aynı zamanda Osmanlı'nın şiir tarzlarından bir tanesidir. Gazel se nazývá, gazelem se nazývá určitý archaický typ básnického vyjádření, které vlastně bylo používáno hodně u Arabů a posléze tedy u Osmanů. Osmanlı döneminde özellikle aşk üzerine yazılan şeylerdir. Çoğunlukla aşk üzerine yazılan, temaları aşk olan şiirler. V osmanském období takzvané gazely si brali většinou za téma, téma lásky. Biraz da padişahları ve Hazreti Muhammed'i, peygamberi övmek için yazılan şeyler. Některé byly psány pro pochvalu Boha a vládce. İkişer dizedir. Specifikum gazelu je to, že je psáno po dvojicích, tedy. Şimdi biz onları ancak Türkçe'ye çevirerek Osmanlıcadan okuyabiliyoruz. Tabii o dili okuyamıyoruz. Samozřejmě my ty osmanské gazely nejsme schopni číst v originále, takže je čteme přeložené do moderní turečtiny. Özellikle imgeye dayanan, imgesi çok bol olan şiirlerdir. Jsou to básně, které mají mnoho jinotajů. Padişahlar eskiden şairlerin çoğuna para verirlermiş, maaş verirlermiş. Dříve sultáni si nechávali psát básně od básníků na objednávku za peníze. Yani sultanların şairleri diyorlar onlara. Říkalo se jim sultánovi básníci. Onlara doğal olarak padişahı öven şiirler yazıyorlar. To je logické, že oni psali básně, které ho chválili. Fakat sonra tabii bir form olarak, yani her ne kadar saray şairleri diyorsak onlara da, form olarak da bir şiir formu. Ale samozřejmě, jakkoliv to byli tedy lidé pracující na zakázku, tak ten gazel má určitou formu, která je prostě přenosná. Cumhuriyet döneminde de şairler ona yenilikler katarak gazeli sürdürdüler. A proto v období republiky, Turecké republiky, básníci tuto formu dvou verší začali vlastně využívat s novým obsahem. Bütün şairler değil ama benim en azından sevdiğim şairler o formda da yazdılar. Samozřejmě ne všichni básníci psali ve dvou verších, ale básníci, které zrovna já mám rád, hodně používali. Ben her türlü şiir yazılabileceğine inanıyorum. Şiirin her türlü yazılabileceğine her formda inanıyorum ve deniyorum. Já věřím tomu, že básně se dají psát jakoukoliv formou a i sám se toho držím. Benim için bu şiir eskiden yazılmış, bu form eskimiş, artık yazılamaz diye bir şey yok. Pro mě neexistuje nic jako toto je stará básnická forma vyjádření, toto je starý typ básně,
Takhle já to nevidím. Onu yeniden yazmak onun sınırlarını genişletmek demektir. Psát znovu gazely znamená překonat jejich hranice, rozšířit jejich hranice. Birazdan okuyacağım başka gazellerde de bunu görebilirsiniz. Za chvilku budu číst z dalšího gazelu, takže uvidíte. Şimdi okuyacağım gazel İdiller gazeli. Bu gazelde eşime yazdığım, İdil benim eşimin adıdır. Ve Türkçe'de benim en çok okunan, en çok beğenilen, en çok ezberlenen şiirlerimden bir tanesidir. Baştan söyledim ama şimdi sorayım. Tento gazel s názvem Idil jsem věnoval své ženě, která se jmenuje Stejně, a je to jeden z mých jedna z mých nejoblíbenějších básní, rád ji čtu. İdiller gazeli. Gözlerin yağmurdan yeni ayrılmış, gibi çocuk, gibi büyük, gibi sımsıcak. Sen bir şehir olmalısın yadanar. Belki Granada, belki Eylül, belki kırmızı. Gövden ruhunu yaz gecesimine, çok iyi değil, çok deniz, çok rüzgar. Çocukluğun tutmuş da yine aşık olmuşsun. Sanki bana, sanki ah, sanki olura. Aşk bile dolduramaz bazı aşıkların yerini. Diye öykü, diye sana, diye haziran. Heves uykudaysa ruh çıplak gezer. Gazel bundan, keder bundan, sır bundan. Gözlerin şehirden yeni ayrılmış, gibi dolu, gibi ürkek, gibi konuşkan. Hadi git, yeni şehirler kalbimize bu aşktan. Bu şiirim yani bir 20 yıl önce, 15 sene önce falan yazmıştım. Tuto báseň jsem napsal asi před 15-20 lety. Henüz de bir kitabımı almamıştım. Yani bir kitabımda yer almıyordu. Bir dergide yayınlamıştım. A doteď vlastně jsem ji nevydal v žádné své sbírce. Sonra birkaç Türkiye'de etkinliğe gittim. Diyarbakır'da başka şehirlerde okumalara gittim. Byl jsem na několika akcích v Diyarbakiru a jinde po Turecku, kde jsem ji četl. Kitaplarımda olmadığı için de yanıma almamıştım şiiri. A protože nebyla v mých knihách, pardon, kde jsem ji také nečetl, chtěl říct, takže protože nebyla v mých knihách, tak jsem ji vlastně nikdy nepřečetl. Pan orada okur musunuz İdiller gazeli dediler. Ben dedim ki yanımda yok, ezbere bilmiyorum, biz biliyoruz hocam dediler ve orada genç üniversiteli çocuklar o şiiri ezbere okudular. Mladí lidé, kteří se zapojili do těchto kulturních akcí, říkali jako učiteli, přečtěte nám vaši báseň Idyl, chtěli bychom ji slyšet. A on říká, já ale si ji nepamatuju na spaměť a nikde jsem ji nevydal, nemám to sebou. A oni říkali, ale my si ji pamatujeme dobře, tak my ji předneseme, jo? Çünkü Türkiye'de çok radyo var ve radyolarda şiir saat, şiir programları var ve pek çok şiir orada sürekli okunuyor. V Turecku je hodně rádií, které vysílají poezii, kde se čtou básně, a díky tomu se jeho báseň dostala do širšího povědomí díky rádiu. Evet, şimdi size bir gazel daha okuyacağım. Bu gazel hakkında da biraz konuşacağım. Teď vám přečtu další gazel a potom o něm promluvím. Yetimler gazeli. Aşk kalbi olanlar içindir, korkaktır. Bir güvercin kadar kalp taşıyanlar zira incedir. Unutulan nardır, kırılan kanat. Sanki zehir sözlerin karıştığı kan sudan daha derindir. Ah Hrant, ateşi nar kardeşim. Seninle zengindim ben, seninle bir daha kırılıncaya kadar kalbim. Ben turnalar semahında, sen güvercin dansında, maviler cemine nefes alacaktık, düş bu ya. İnsanın vatanı arkadaşıymış, bildim. Tanrı bile arkadaşı olsun diye yaratmadı mı dünyayı? Her arkadaşla bir vatan ölür, her gözyaşıyla Tanrı bir daha, her güvercinle bin turna. Aslında ne Türküz, ne Kürdüz, ne Ermeniyiz. Öyle bir babamız var ki Hrant, hepimiz yetimiz. Kırılmamış bir nar gibi kalbimiz kırık, yetimiz. Yetimler gazeli şiiri hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tady bych skutečně chtěl o básni sirotku trošku více pohovořit. Bu işte gazel formunun artık günümüzde yani daha sosyal konularda kullanılabileceğine bir örnek. To je zrovna příklad gazelu, který se používá, tato forma se používá pro modernější témata, obzvláště sociální. Burada geçen Hrant, Hrant Dink adlı bir gazeteciydi.
Yani bizim çevremizden bir insandı. Türkiye'li bir Ermeniydi. Hrant, o kterém se zde zmiňuji v této básni, byl naším kolegou, novinářem, byl to v Turecku žijící turecký Armen. Bundan 6, 7-8 sene olmuştur çünkü zaman çabuk geçiyor. Tam da evine yakın İstanbul'un merkezi semtlerinden Nişantaşı, en merkezi center'dan. Orada gündüzün kalabalığı içinde başından kurşunlanarak öldürüldü. Je to 6 nebo 7 let, ten čas strašně rychle letí. Stalo se to, že Hranting, když se vracel jednou z práce domů za bílého dne, byl zastřelen na ulici před svým domem. Barış yanlısı bir gazeteciydi. Byl to novinář, který se zasazoval o mír. Zaten en çok barış isteyenler biliyorsunuz öldürülür. Jak jistě víte, na světě se zabíjí nejvíce ti, kteří jsou proti válce a bojují za mír. Hrant'ın cenazesi İstanbul'un gördüğü en kalabalık cenazelerden birisiydi. Jeho pohřeb byl jeden z vůbec pohřbů v Istanbulu v posledních letech, který byl měl velkou návštěvnost, bylo tam strašně moc lidí. Burada şunu tabii anlamışsınızdır söylemek istiyorum. Yani ne Türk'üz, ne Kürdüz, ne Ermeniyiz ama hem Türk'üz, hem Kürdüz, hem Ermeniyiz ama hem de değiliz. Yani ne önemi var? Proto tady říkám, nejsme Turci, nejsme ani Kurdi, ani Arméni, ale zároveň jsme vším tím, jsme i Turky, i Kurdi, i Arméni. Bütün bunlar geçiyor ve işte ne yazık ki bunları çok önemsemeyen, milliyetçi olmayan insanlar öldürülüyor. Milliyetçiler tarafından. Bohužel nacionalisté zabíjejí spoustu lidí, kteří sami jsou velice smířliví. Ve hepimizi yetim bırakansa devlet aygıtı. Devlet hepimizi yetim bırakır. Her zaman ve her yerde. A stát nás vždycky nechá jako ty sirotky bez pomoci. Bu şiir Hrant için yazdığım, ona hitap ettiğim bir şiirdi. Tuto báseň jsem tedy napsal pro Hranta Dinka. Şimdi iç nefes. İç nefes. O bir çay istemişti trenin içinde. Biz tren yolcusuyduk çölün içinde. Ben yalnız kalmıştım senin içinde. Oysa kaç kişinin yerine sevmiştim seni. Aşkı geçtik gözlerini açabilirsin. O bir dile sığınmıştı sözü içinde. Yolu yoluma çıkmıştı çölü içinde. Ben eski kalmıştım senin içinde. Oysa kaç çocuğun yerine övmüştüm seni. Düşü geçtik kendine bakabilirsin. O bir bende kırılmıştı hayli içimde. Issız otağa kurulmuştu canım içinde. Ben kime kalmıştım senin içinde. Oysa kaç bahçe yerine açmıştım seni. Kimi geçti kimseye sorabilirsin. Bu da nefes adını taşıyor. Nefes İngilizce'de öyle geçer. Nefes olarak geçer. Bu da eski bir şiir formu. Tato báseň se jmenuje Nefes a Nefes je vlastně formou, klasickou formou verše, jednou z několika známých. Nefes gazelin karşıtı olarak halkın ve tasavvuf sufileri yazdığı şiirdir. Yani içeriden gelen, improvize doğuştan gelen. Oproti gazelu, jak jsem zmínil, který byl psán více sofistikovaně a dvorsky, tak Nefes byl psán prostými venkovskými básníky. Türkçenin en büyük şairi bence Yunus Emre'dir. Podle mě je největším tureckým básníkem Yunus Emre. Belki şiirleri, nefesleri çevrilmiş olabilir. Çünkü pek çok dile çevrildi. Možná jste četli nějakou jeho přeloženou báseň, protože byl přeložen do mnoha jazyků. 700 sene önce yaşamış bir sufi şairdir. Byl to mystický básník, který žil před 700 lety. Homeros gibi, Shakespeare gibi, Dante gibi, Hafız gibi, böyle büyük şairler kuşağından bir şair. Byl to velký básník velikosti Homéra, Danteho a jiných velkých básníků. Onu yazdığı Türkçe bugün bizim kullandığımız Türkçeden daha Türkçe, daha saf, daha öz. Specifické bylo to, že on
už ve své době psal turečtinou a velice čistou jadrnou turečtinou, čistější než používáme my dnes? Tasavvuf şair olduğu için radikal dincilerin hoşuna gitmez. Protože to byl básník mystického islámu, tak ho dnes radikální islamisté nemají rádi. Mesela okul kitaplarının, ders kitaplarında şiirleri vardır, nefesleri vardır. Například ve školních učebnicích jsou ukázky z jeho básní. Şimdi çevirmeniz zor ama kısaca şundan şey yapabilirsiniz. Bu nefeslerinden bir dörtlük okul kitaplarından çıkarıldı. Okuyacağım dörtlük. Siz söyleyin. Bir dörtlük çıkarılmış. Evet. A z těchto učebnic bylo jedno čtyř verší, protože ty básně Nefes jsou založená na čtyř verší, tak to jedno čtyř verší bylo vypuštěno. Cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni, gerek seni. Tabii Türkçesi çok güzel. Yani hani cenneti isteyene ver, o birkaç köşk, birkaç huri var, ben seni arıyorum aslında, Tanrı'ya sesleniyor. Bu sanki cennete karşı bir şeymiş inancı gibi çıkarıldı mesela okul kitapları. V té jeho básni, ono je to samozřejmě velice těžké přeložit, ale v té jeho básni, která byla publikována v těch školních učebnicích, bylo čtyř verší, které jaksi si bralo za téma to, že se běžným muslimům nabízí vlastně příslib ráje, příslib těch hurisek, těch prostě krásných panen, které tam uvidí a dostanou je, ale on jako básník hledá Boha v sobě, hledá Boha prostě nehmotného. Takže to se vlastně nelíbilo a jaksi bylo to považováno za báseň, která jde proti ráji, když to tak nebylo myšleno. Çünkü sufiler Tanrı'yla doğrudan ilişki kurarlar. Arada bir aracı gerekmez. Protože sufiští, tedy mističtí básníci, navazují s Bohem spojení přímo, nepotřebují k tomu žádného prostředníka. Kalp yoluyla ilişki kurarlar, kalpleriyle. Navazují toto spojení s Bohem skrze své srdce. Bazen Tanrı'ya kızarlar, bazen küserler, bazen severler, bazen özlerler. Tanrı'yla arkadaş gibi ilişkileri vardır. Chovají se k Bohu, vztahují se k Bohu tak, jako by to byl jejich přítel. Někdy ho chválí, někdy mu spílají, mají, jejich emoce se proměňují. Ama radikal dinciler bütün dinler için söylüyorum bunu. Yani Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik için bunu istemezler çünkü onlar Tanrı ile arada olmak isterler. Onlar Tanrı'yla? Tanrı ile kul arasında olmak isterler. Aha, evet. Musím říct, že ale radikální tedy zastánci náboženských doktrín, a to nejenom islámu, ale i křesťanství a jiných systémů, vlastně nechtějí ten vztah napřímo, oni chtějí být tím božím otrokem, tím podřízeným. Ben tasavvuf, tabii sufi şiirinden çok etkilendim, çünkü Türkçenin, Türkçe şiirin en büyük kaynaklarından birisi sufi tasavvuf şiiridir. Sırf Yunus Emre değil, başka pek çok şair vardır. Já jsem velice ovlivněn tímto směrem mystické islámské poezie, protože byla vlastně psána v turečtině, což není úplně samozřejmé. Ve své době se psalo persky. Onlar hem insanın varoluşunu, bu dünyayı, kainatı tartışırlar. Oni v těchto básních, mističtí tedy básníci, vždy řeší prostě svůj vztah k Bohu, ke světu, k vesmíru. Hem de aynı zamanda o yıl tarladan ürün alamadıklarında, hayvanları öldüğünde çiftçilerin çok üzülürler, çünkü yoksuldurlar. A mají také velice, velice dobrý vztah ke zvířatům. Hodně, hodně mluví o přírodě. Bizim halkımız hala o şairleri, o şiirleri, yani isimlerini hatırlamasa bile şairlerin şiirleri hatırlar. Akıllarına gelir ve söyler dörtlükleri. Şairler. Yok halk. Halk yani pardon. Halk bunları bazen yeri gelince o dörtlüğü mırıldanır. O çünkü miraz kalmıştır böyle. Sözlü miraz. Sözlü kültür. Ano,
Tyto čtyřverší, tyto nefesy, spoustu obyvatel Anatolie velice dobře zná a kdykoliv je připraveno prostě zarecitovat, protože je to vlastně ústní tradice, která nebyla třeba ani zapsána, ale předává se dál a dál. Vím 15 tane kitabu má, hajli čok, šír kitabu 15 tane. Já už v současnosti mám 15 svých knih básní. Bana bazen ne zaman şiiri bırakacaksın diyorlar. Herhalde artık sıkıldılar benden. Ne zaman bırakacaksın şiiri diyorlar. Kim diyor? Yani arkadaşlarım, okullar. Kamarádi, přátelé ze země někdy utahují a říkají, tak kdy už necháš toho psání básni? Ben de diyorum ki şu sufi şairler gibi bir nefes yazabilirsem o zaman. A já jim říkám, až dokážu napsat takovou báseň, jako psali sufiští básníci, tak až budu mít takovouhle na svém kontě, tak toho možná nechám. Çünkü yazamayacağım biliyorum. Protože vím, že nikdy nic tak krásného nedokážu napsat. Çünkü ne ben sufiyim, ne de zaman o zaman. Protože nejsem sufiem, nejsem mystikem a ani není ta doba. Son olarak güz koruma kılavuzunu okuyacağım. Tak to bude poslední báseň, uchování podzimu. Güz koruma kılavuzu. Güz gölün kıyısında durdu. Sessizlik iki kere kuğu. Şimdi fazladan bir yaprak, belki anılardan doğru diye bir şiire başladım. Kim geride kalsa dostlukta, aşkta, ayrılıkta onun adı güze çıkar. Onun adı güze yazılır da olabilir diye sürebilirdi belki. Ve bitebilirdi eski bir güz tekrar olarak bu şiir. Bir yaprak hırsızı olmakla övündüğüm Eylül'de şu gül kurusu dizelerle. İnsan bir yaprak gibi düşse kendinden, güz ey kim kurtulur kimden? Güzün yaprağı, yaprağın şiire söylediği, insan da kendinden düşmeyi bilmeli. Bu şiir hakkında da birkaç kelime diyeyim. Chtěl bych tedy o této básni také říci pár slov. Bütün yani bilebildiğim, okuyabildiğim kadar Türkiye'den ve dünyadan pek çok şairin yaşlılığı son dönemlerinde kaynağımız doğa olduğu için şairler de son yıllardaki şiirleri daha çok doğaya dönüş şiirler olarak yazıyorlar. Tabii son yıllarda. Doğaya.